Herkese merhaba, Health Food Break'e hoş geldiniz. Ben Sezin. Bugün dedim ki kendi en sevdiğim tarifi yapayım. Neyi en seviyorum ben? Gerçekten de noodle yemeyi çok seviyorum. Namı değer aslında Çin eriştesi. Dışarıda da mesela evde de canım böyle arada bir farklı bir yemek, böyle hafif de bir yaramaz bir öğün çektiğinde elim ilk hep böyle noodle yapmaya gidiyor ve açıkçası da bunu böyle senelerce yapa yapa böyle birazcık uzmanlaştığımı düşünüyorum. Her yerde gördüğünüzden birazcık farklı bir noodle tarifi ve noodle sosu olacak aslında. Ya sağlıklı beslenme denildiğinde bence bana sorarsanız böyle dışarıda yemeyi sevdiğimiz, böyle dil tadı damağımızda kalan yemekleri evde kendi temiz malzemelerimizle ve kendi temiz pişirme metodlarımızla yapmak bana sorarsanız sağlıklı beslenmenin bir diğer yüzü. O yüzden böyle arada bir canınız istediğinizde tatlı bir kaçamak, yaramaz bir kaçamak yapmak istediğinizde bayılarak yiyeceğiniz harika bir tarif geliyor efendim. O zaman hazırsanız hızlıca başlayalım. Şimdi harika bir noodle'ın olmazsa olmazı bence içindeki böyle bir sürü canlı sebze, rengarenk sebze ve bir de sosunda. Ben tabii ki hani hayvansal tüketmediğim için, bu mutfakta çok fazla hayvansala yer vermediğim için bugün sebzeli harika bir noodle yapacağım. Noodle'ın bazında benim için en önemli şey kırmızı soğan, sarımsak ve kök zencefilin olması. Şimdi ilk bunları doğrayacağım. Daha sonra diğer sebzelere geçeceğim. Böyle derin bir tava aldım. Bu böyle wok tavası diye de geçer. Şimdi içine 3 diş sarımsak ve böyle piyazlık doğranmış soğanları ve kök zencefilleri atıyorum. Her zaman olduğu gibi yine yağı en son ekleyeceğim. Normalde dışarıda yediğimiz noodle'larda ve aslında geleneksel hani bu Çin eriştesinde bütün sebzeler böyle bayağı yoğun bir yağ içinde yüksek ısıda hafif de kızartılıyor aslında. Lezzeti birazcık da oradan geliyor. Ama tabii ki evde yaptığımızda burada kontrol hakkımız var ve şansımız var. İnanın lezzetinde hiçbir kayıp olmayacak. O yüzden sebzeleri böyle temiz temiz suda kavurarak işe başlıyorum. Bir yanda da böyle derin bir makarna tenceresinde su kaynattım. Hatta kaynamış bile. Şöyle soğanların olduğu kaba yaklaşık yarım yemek kaşığı biber salçası atıyorum. Ve gelelim sebzeleri doğramaya. İlk başta havuçtan başlıyorum. Noodle'da hani güzel bir görsellik yakalamanın en güzel püf noktalarından biri bütün sebzeleri benzer şekilde uzun uzun doğramak. O yüzden şöyle havuçları uzun uzun keserek başlıyorum. Aynı işlemi kabak ve biber için de yapacağım. Arada suyu çekebilir. Tabii ki yağ olmadığı için. Hafif hafif eklemekten çekinmeyin. Bu yaklaşık bir 7-8 dakikadır ben böyle sebzelerle haşır neşir olduğumdan beri güzelce pişiyor. İyice ölmesi önemli. Normal bir tencere yemeği değil çünkü bu noodle yapıyoruz. Ve bu bazını birazcık daha lezzet versin diye aslında hazırlıyoruz. O sebeple soğanın çok fazla ağza gelmesini istemiyorum. İyice öldürmeye bakın. O yüzden azar azar su ekleyip yaklaşık 10-15 dakika pişireceğiz. Özellikle kırmızı biber keserken böyle tersini aşağı doğru koyup iç yüzeyinden kesmeye başlarsanız çok daha rahat böyle ince uzun kesilir. Bu da bir püf noktası olsun. Kabak ve havuçlarda ise dikine parçalar kestikten sonra büyük parçaları incelte incelte gittim. Benim böyle daha kolayıma geldi. Her zaman da böyle yapıyorum. Şimdi bu noodle'da aslında sebze sevmeyen eşinize, işte çocuğunuza sebze yedirmek için falan çok güzel bir aslında fırsat yakalayabilirsiniz. Çünkü çaktırmadan aslında, evet içinde makarna var ve bir erişte tarifi ama çok da fazla renk ve vitamin ve mineral içeren sebze de barındırıyor. Şimdi ilk sırada havuç attım. Havuçların pişmesi birazcık daha zor olduğu için.
Havuçlardan hemen sonra biberler gelecek. En son kabaklar atıyorum çünkü kabak zaten pişmesi sadece 1-2 dakika sürüyor. Bu arada ben hani mevsimine göre ve hani zevkime göre sebzeler oluşturdum bunu tarif verirken. Ama mesela kışın brokoli çok yakışır, pırasa çok yakışır. Kendi zevkinize göre aynı tarifi farklı sebzelerle de kesinlikle deneyebilirsiniz. Şimdi yeşil biberler ve kırmızı biberleri atıyorum. Zaten sebzeler bir kere birleşmeye başladı mı gerisi çok kolay. 5-6 dakika içinde hazır olacak. Hatta şimdi makarnamı da atabilirim. Şöyle 3 parça erişte atıyorum. Kaynar suya, kaynar tuzlu suya girmesi çok önemli yoksa hamur olur. Biz genelde kişi başı böyle 2 parçadan falan yiyoruz. Ama hani bugün kalabalık olduğumuz için 3 parça kullandım. Malzeme miktarını, sebze miktarını ve kullandığınız erişteyi evdeki kalabalıklık durumunuza göre doğru orantı olarak arttırabilirsiniz tabii ki. Şimdi bu birazcık kaynamaya devam etsin. Yaklaşık bir 5-6 dakikaya hazır olacak. O arada sebzelerle ilgileneyim ben de. Şöyle bir fiske tuz. Bir fiske karabiber. Şöyle birazcık kimyon ve zerdeçal atacağım. Aroma katsın diye. Bu noktada pişme hızını arttırabilmek için hafif hafif su ekleyebilirsiniz. Çok az daha ben su ekliyorum. Şimdi genelde noodle'larda sos olarak soya sosu kullanılır. Ve daha farklı da başka bir öğe çok fazla eklenmez. Bazen kimileri nişasta koyar hani dokusunu kazansın diye. Ben noodle'da herkesten farklı olarak aslında susam yağı. Soya sosu tabii ki ama öyle klasik soya sosu değil. Marketlerde tamari diye satılan glutensiz ve tuzsuz soya sosunu kullanacağım. Ve bir de gizli formül fıstık ezmesi katacağım. Fıstık ezmesi böyle çok kremamsı. Apayrı bir doku katıyor. Fıstık ezmesi sevmiyorsanız badem unu da katabilirsiniz. Böyle bir 2 yemek kaşığı kadar. O da böyle kıtır kıtır harika bir doku katacak. Ve hani yiyenler Allah bunun içinde ne var falan diyecek. Hafif böyle kremamsı bir doku seviyorsanız yaklaşık böyle yarım çay bardağı kadar bitkisel bir süt de katabilirsiniz. Hindistan cevizi sütü, badem sütü gibi. O zaman da apayrı bir noodle oluyor. Böyle kremalı makarna gibi bir şey oluyor. Bugün ben onu katmıyorum. Aslında evde var ama bugün birazcık sadesini yapıyorum. Şimdi kabakları da ekledim. Eriştenin suyundan şöyle bir iki kepçe koyuyorum. 4 yemek kaşığı soya sosu koyacağım. Yemek kaşığı susam yağı. Çok değişik böyle güzel bir koku ve aroma katacak. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Fıstık ezmesi. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar. Şimdi bütün sebzeler ve erişteler şöyle bir 2 dakika kadar da birlikte piştiler. İyice özleştiler. Bütün sosu emdi. O böyle bütün suyunu falan da emdi. Şimdi artık servise hazır. Ama bir bence noodle'ın yani eriştenin olmazsa olmazı yeşil soğan. Yeşil soğan ama çok fazla ölen ve hani çok ısıya dayanıklı bir sebze olmadığı için onu böyle en son atmak en güzeli oluyor. Şöyle bolca yeşil soğan atıyorum. Yaklaşık 7-8 dal kullandım ve böyle paralel paralel kestim onları da. Şimdi en son yeşil soğanla beraber hızlıca bir çevireceğim. Tavanın ısısıyla onlar şöyle bir ölecek. Ve servis edeceğim. Servis ederken üstüne ben böyle avokado koymayı, böyle minik bir misket limonuyla ve birazcık susamla servis etmeyi çok seviyorum. Böyle hem görsel olarak da harika bir sunum olmuş oluyor. Yani şu an içinde makarnadan çok muhtemelen sebze var.
Dediğim gibi farklı sebzelerle, pırasa, brokoli gibi alternatiflerle de denendiğinde aslında çoğu kişinin ön yargısı olan sağlıklı sebzeleri çaktırmadan yedirmenin bir yolu bu. Çubuklarla. Hep bana böyle diyorsunuz ya, siz evde çubukla mı yiyorsunuz diye. Gerçekten söz konusu erişteyse ve yani noodles'a çubuksuz yemem. Çünkü o zaman daha bir lezzetliymiş gibi geliyor. Ah, mis gibi eriştemiz. Yani noodle'ımız, sebzeli noodle'ımız hazır. İnanılmaz. Gerçekten kendi yaptığım bulduğu dışarıdakilerden daha çok seviyorum. Bilmiyorum neden. Şimdi size de tattıracağım. Burada noodle sevenler var. Eğer aynı fikirde verse gerçekten kendimi sınıftan geçireceğim noodle konusunda. Eğer siz de noodle tarifini denerseniz bana fotoğrafını atmayı lütfen unutmayın. Gerçekten beni en motive eden, en mutlu eden şeylerden biri o. Bu güzel noodle tarifi hakkında sorularınız varsa da hepsini bekliyorum yorumlarda. Bu ve bunun gibi onlar da sağlıklı tarif ve püf noktası için de ne yapıyoruz efendim? Health Food Break'e abone oluyoruz. Böylelikle her hafta tık diye size bütün uyarısı geliyor ve bütün tariflere anında ulaşıyorsunuz. Benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hepinize kocaman afiyet olsun diliyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bye bye.